Merhaba, bugün size interaktif Excel dashboard'u nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi ekranda ürünlerimizin ve kargo firmalarımızın yer aldığı bir sevkiyat analiz dashboard'u çalışması yapacağız. Buradan ilgili ürünlerimi seçtiğimde ve ilgili kargo firmalarımı seçtiğimde gördüğünüz gibi genel değişikliklerin yer aldığı ve burada ilgili seçimlerin yapılabildiği, aynı zamanda kargo firmalarının seçilebildiği ve buradan bütün analizlerini, toplam sipariş miktarlarını, il bazlı toplam sipariş miktarlarını, kargo ve ürün bazlı bakiye miktarlarını, yani sevk edildikten sonra kalan bakiye miktarlarını, tedarikçi bazlı analiz çalışmalarını yapacağımız bir dashboard çalışmasını birlikte yapacağız. Hadi gelin birlikte bu ilgili dashboard çalışmamızı yapalım. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi ben diğer sayfadan aldığım bu başlığımı ve alt kısımlarımı buraya hızlıca ekledim vakit kaybı olmaması açısından. Sizlerle de bu Excel dokümanını paylaşacağım. Açıklamalar kısmında bu Excel dokümanının indirilebilir linkini bulabileceksiniz. Bakın veri sayfam var. Gördüğünüz gibi öncelikle ürün kodu, ürün adı, personel kodu gibi verilerimin yer aldığı bir veri dizinim var. Öncelikle bu veri dizinimi tablo formatına çeviriyorum. Bakın herhangi bir hücredeyken ekle sekmesine gelip tablo diyorum ve tamama basıyorum. Şu anda verilerimi tablo formatına çevirdim. Buradan da gelip tablo tasarımından da normal görünüme alıyorum. Şimdi buraya geliyorum. Neden tablo tasarımına çeviriyorum? Çünkü tablo tasarımından pivot tablo yapmamız çok daha hızlı ve kolay olmaktadır. Öncelikli olarak verilerimi pivot tabloya ekleyip toplam sipariş miktarlarımızı bulalım. Bakın pivot tablo diyorum. Tamama bastıktan sonra pivot tablo sekmem açıldı. Öncelikle ürün kodumu alıp satırlar kısmına, sipariş miktarımı da alıp değerler kısmına ekliyorum. Personel kodu değil, ürün kodunu alacağız. Evet. Şimdi buraya gelip pivot tablo analizinden bir pivot chart ekleyeceğiz. Ama bu pivot chart'ımız çubuk grafiği olsun istiyoruz ve tamama basıyoruz. Bakın bir çubuk grafiği ekledik. Buraya geliyorum, sağ tıklıyorum. Grafikte tüm alan düğmelerini gizle diyorum. Toplam kısmını siliyorum. Bu başlıktaki toplamı da siliyorum. Aynı zamanda bu göstergeleri silip gördüğünüz gibi buradaki kılavuz çizgilerini de kaldırıyorum. Sonrasında çift tıklıyorum buradaki bu çubuklarımın üzerine ve boşluk genişliğimi %40 olacak şekilde ayarlıyorum ve bu grafiğimi buradan kopyalıyorum. Dashboard sayfamdaki toplam sipariş miktarı kısmına yapıştırıyorum. Fakat bakın ben bunu şeffaf yapmak istiyorum. Yani ürün bazlı buradaki bu sipariş miktarımın arka kısmındaki dolguyu, bakın dolgu yok diyorum. Kenarlıkta da çizgi yok dedikten sonra gördüğünüz gibi ilgili alana yerleştirmiş oldu. Şimdi sağ tıklıyorum. Çubuklarım üzerine gelip sağ tıklıyorum. Veriye etiketlerimi ekle dedikten sonra bakın buradaki miktarlarım geldi. Bunları da etiket seçenekleri değil sayıdan, genel değil sayı yapıyorum. Ondalık basamak yani virgülden sonraki kısmı 0 yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi ilgili alanı ekledim. Giriş sekmesine gelip kalın deyip bir tık da büyütelim bunu. Görünüşü daha kolay olsun. Veri sayfama tekrar geri geliyorum. Bakın ekle dedikten sonra pivot tablo diyorum ve tamama basıyorum. Şimdi de il bazlı grafiklerimi ekleyeyim. Bakın illerimi satırlara, ürün kodlarımı da burada saydırayım. Yani hangi ile ne kadar sevkiyat yapmışız bunu görüyoruz. Bakın burada say diyor. Değer alan ayarlarından toplam, ortalama veya say diyerek buradaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ben saydırıyorum ve şimdi bakın kartogram ekleyeceğim fakat kartogramlar pivot tabloda çalışmayacaklar. Buradaki pivot tablomu kopyaladım. Yan tarafa boş bir alana yapıştırıp değerleri olacak şekilde yani 1, 2, 3 diyerek sadece değerleri yapıştıracak şekilde yapıştırdım. Bakın buradaki verilerimi seçiyorum. İllerimi ve ürün kodlarımı. Ekle sekmesinin altında haritalar diye bir seçenek var. Bakın harita ekledim. Bu haritalar seçeneği yalnızca Office 365 kullanıcılarına açıktır. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bakın haritanın üzerine çift tıklıyorum. Harita alanında yalnızca veri içeren bölgeleri göster diyorum.
Bakın yok diyor etiketler. Yalnızca en uygunları göster deyip sonra da üstüne gelip sağ tıklıyorum. Verilerimin üstüne gelip sağ tıklıyorum. Ve buradan veri etiketi ekleyeceğim. Buradaki grafik başlığımı siliyorum. Grafiğimi buradan kopyalıyorum. Ve dashboard sayfamdaki bu alana yapıştırıyorum. Aynı şekilde grafik alanımın üstüne geliyorum. Dolgu yok ve çizgi yok dedikten sonra gördüğünüz gibi ilgili grafiğimi buraya eklemiş oldum. Bunu da grafiğimde buradaki bu alt kısma ekleyelim. Evet, grafiğimi buraya eklemiş oldum. Şimdi il bazlı toplam sipariş miktarlarımızı çizgi grafiği ile göstereceğiz. Onu nasıl yapacağız? Bakın buradaki verilerime geliyorum. Pivot tablo analizinden pivot chart dedikten sonra bir çizgi grafiği ekleyip tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın çizgi grafiğimi de ekledim. Buradan kopyalıyorum ve dashboard sayfama gelip buraya yapıştırıyorum. Şimdi ben buradaki bu başlığımı kaldırayım. Buradaki göstergemi kaldırayım. Grafikteki tüm alan düğmelerini gizle diyeyim ve arkadaki kılavuz çizgilerimi de kaldırmış olayım ve göstergeyi de buradan kaldırayım. Aynı şekilde ben grafiğime çift tıklıyorum. Dolgu yok ve çizgi yok diyerek ilgili grafiğimi buraya sadece çizgi grafiği olacak şekilde getireceğim ve ilgili alana yerleştireceğim. Bakın burada ilgili grafiğimi seçmiş oldum. Bu harita grafiğimi biraz daha yükselteyim. Biraz daha genişleteyim. Ve buradaki alana sığdırmaya çalışayım. Evet. Şimdi burada sağ tıklayıp veri etiketlerini ekle dedikten sonra bakın çift tıklıyorum. Verilerimin üzerine çift tıklıyorum ve üste diyerek gördüğünüz gibi verilerimi üst alana gelecek şekilde yerleştiriyorum. Buradan da bir tık büyütelim ve evet verilerimiz gördüğünüz gibi yerleşmiş oldular. Şimdi sırada kargonun bakiye yani kargo firmalarının tedarikçi firmalarımızın bakiye miktarlarını içeren bir sütun grafiği ekleyelim. Kargo ve ürün bazlı bakiye miktarlarımızı hesaplayalım. Yine verimize geliyoruz. Ekle dedikten sonra pivot tablo diyoruz ve tamama basarak bakın buradan tedarikçimizi seçiyoruz. Buraya da bakiye kısmının toplam değerlerini bakın toplam olacak şekilde bakiyelerini buraya yerleştiriyoruz. Şimdi gelip buradan pivot chart dedikten sonra bir sütun grafiği, kümelenmiş sütun grafiğimizi ekleyelim. Başlığımızı kaldıralım. Göstergemizi kaldıralım. Buradaki bu grafikteki tüm alan düğmelerini gizle diyelim. Ve yandaki sayılarımızı da kaldırıp aynı şekilde arkadaki kılavuz çizgilerimizi kaldırıp buradan kopyalayıp dashboard sayfamıza yapıştıralım. Ve buradaki verimizi de düzenleyelim arkadaşlar. Ben buraya alıyorum verimi. Küçültüyorum ve buradaki alana yerleştiriyorum. Şimdi üzerine çift tıklıyorum. Dolgu yok ve çizgi yok dedikten sonra buradaki bu çubuk grafiğimin üstüne tıklıyorum. Aynı şekilde bunu da %40 olacak şekilde genişliğini ayarlıyorum. Sağ tıklıyorum ve veri etiketli ekle deyip veri etiketlerime çift tıklayıp veri etiketlerimin üzerine çift tıklayıp bakın sayı biçimini buradan güncelliyorum. Virgülden sonraki kısmını sıfır yapıyorum ve binlik ayıraçla da ayırıyorum. Giriş sekmesine geliyorum. Bakın kalın yap diyorum ve bir tık büyüterek ilgili grafiğimi buraya yerleştirmiş oldum. Aynı şekilde bu sefer ürün bazlı bakiyelerimizi de buraya getirelim. Peki onu nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde veri sekmesine geliyorum. Ekle dedikten sonra pivot table diyorum ve yeni bir pivot tablo ekliyorum. Bakın ürün adlarımı buraya ürün adlarımı getiriyorum. Sonra buraya da bakiye miktarlarımı yani ürün bazlı bakiye miktarlarımı da buraya getireceğim. Yine pivot chart diyorum. Ve bu sefer bakın çubuk grafiğimi buraya ekliyorum. Ve aynı şekilde ilgili düzenlemelerimi bu grafiğimde de yapacağım. Bakın grafikteki tüm alan düğmelerini gizle dedim. Toplam miktarını yani başlığımı grafik başlığımı kaldırıyorum. Göstergemi kaldırıyorum. Sayılar alanımı kaldırıyorum. Kılavuz çizgilerimi de delete'e basarak kaldırıyorum ve kopyalayıp dashboard sayfama getirip yapıştırıyorum. Bakın ilgili alanım geldi. Çift tıklıyorum üzerine. Dolgu yok ve çizgi yok diyerek onu da boş bir şekilde buraya getiriyorum. Şimdi ilgili ayarlamalarımı yapıp verilerimi buraya sığdıracağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi getiriyorum. Aynı şekilde buradaki bu çizgilerimin üzerine çift tıklayıp
Bunların da boşluğunu %40 olacak şekilde ayarlıyorum. Sağ tıklıyorum. Veri etiketlerimi de buraya ekleyip bakın veri etiketlerimin üzerine gelip çift tıkladığımda buradan sayı kısmından yine aynı şekilde verim sayı olduğu için binlik ayıraçla ayırıyorum ve virgülden sonraki kısmını sıfırlayıp girişe gelip büyüklüğünde kalın yapıp büyüklüğünde 10 yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi ilgili bilgilerimi de buraya eklemiş oldum. Bunu bir tık daha aşağı indireyim. Hangi ürünümden ne kadar bakiyem kalmış buradan hızlıca görebiliyorum. Bir de hangi kargo firmasından ne kadar bakiye kalmış onu da buradan hızlıca görebiliyorum. Şimdi geldik tedarikçi bazlı analizimize. Veri sekmesine tekrar geliyorum. Ekle diyorum. Pivot table dedikten sonra tamama basıyorum. Ve bakın burada tedarikçi adını alıyorum. Bakın tedarikçilerimi satırlara alıyorum. Ve aynı şekilde siparişlerimi yani sipariş alma sürelerimi buradaki bu toplam kısmına getiriyorum. Ve bunu da ortalama sipariş süresi olacak şekilde gördüğünüz gibi buraya ekliyorum. Yani bu veri bana şunu gösteriyor. Benim hangi kargo firmam benden geçmiş olduğum siparişi ortalama hangi sürede almış bunu buradan kolaylıkla görebiliyorum. Şimdi tekrar pivot table analizi diyoruz. Pivot chart dedikten sonra evet bir sütun grafiği ekliyorum. Aynı şekilde geliyorum grafikte tüm alan düğmelerini gizle diyorum. Başlığımı siliyorum. Göstergemi siliyorum. Kılavuz çizgilerimi siliyorum ve sayı alanımı silip verimi kopyalayıp dashboard sayfamdaki tedarikçi bazlı analiz kısmına getiriyorum. Ve buradan üzerine çift tıkladıktan sonra dolgu yok ve çizgi yok deyip ilgili ayarlamalarımı yapıyorum. Ve boyutumu da buradaki ilgili alana sığacak şekilde bakın getirip yerleştiriyorum. Şöyle genişliğini de ayarlayayım. Ve sütunlarımın üzerine çift tıklıyorum. Yine boşluk genişliğini %40 olacak şekilde ayarlıyorum. Sağ tıklıyorum ve veri etiketi ekle deyip bakın buradan kalınlaştırıp bir tık da büyütüyorum. Yani 20.40 saatte ABC Kargo, Ali Kargo 19.52 saatte, Kargozen 21.88 saatte, Şimal Kargo da 20.85 saatte siparişimden sonra ürünlerimi almaya gelmiş. Şimdi ikinci bir tedarikçi bilgisi için tekrar ekle diyorum. Pivot table dedikten sonra yeni bir pivot tablo ekliyorum. Bakın tedarikçi adımı buraya altına kargo durumunu bakın en sonunda kargo durumum var. Yani kargo bekliyor sevk edildi gibi verileri getiriyorum. Sonra tekrar bu kargo durumunu buraya değerler kısmına çekip saydırıyorum. Yani kaç adet kargom bekliyor kaç adet kargom sevk edildi olacak şekilde verilerimi tasnif ediyorum. Tekrar pivot tablonun üzerine tıkladıktan sonra pivot chart'ı tıklıyorum ve bir çubuk grafiği ekledikten sonra ilgili düzenlemelerimi bu çubuk grafiğimde gerçekleştiriyorum. Bakın grafikte tüm alan düğmelerini gizle diyorum. Başlığımı buradan siliyorum. Toplamı siliyorum. Bakın kılavuz çizgilerimi arkadan kaldırıyorum. Ve buradaki sayı göstergelerimi de kaldırıp kopyalayıp dashboard sayfama getirip yapıştırıyorum. Şimdi tekrar buna çift tıkladıktan sonra dolgu yok ve çizgi yok deyip ilgili alanımı kapatıyor ve grafiğimi buradaki alana göre ayarlıyorum. Evet, buradaki ilgili düzenlemeyi burada yapıyorum. Sonra sütun üzerine çift tıklıyorum. Yine buradaki verimi de %40 olacak şekilde sütun genişliği ayarlıyorum. Sağ tıklıyorum. Veri etiketlerini ekle diyorum. Ve verilerimi de bakın buradan kalınlaştırıp bir tık büyütüyorum. Ki göze daha hoş ve daha anlaşılır veriler gelsin. Bakın Şimal Kargo'dan sevk edildi 469 kargo bekliyor. 39 adet ilgili işlemim mevcutmuş diyorum. Ve buradaki ilgili düzenlemeyi yapıyorum. Şimdi buraya seçim alanlarımızı getirelim. Bakın son yaptığımız pivot tabloya gelip pivot tablo analizinden dilimleyici ekle dedikten sonra ürün adı ve tedarikçi bazlı bir dilimleyici ekleyelim. Bakın ikisini birden seçiyorum, kopyalıyorum ve dashboard alanıma getirip yapıştırıyorum. Ve bakın artık ikisi de seçilebilir bir şekilde gelmiş oldu. Bakın sağ tıklıyorum üzerine ve
Dilimleyici ayarları dedikten sonra dilimleyici ayarları iletişim kutusundan başlığı görüntüleyi kaldırıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde alttakine geliyorum. Dilimleyici ayarlarından başlığı görüntüleyi kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi ilgili kargo firmalarını burada seçilebilir bir şekilde gördüğünüz gibi ayarlamış olduk. Şimdi bunun boyutlarını ayarlayalım. Genişliklerini küçültelim. Ve buradan bakın buraya tam bizim ayarlamış olduğumuz alanı sığacak şekilde ilgili alanı düzeltelim. Bakın biraz daha yukarı kaldırırsak olacak herhalde. Aynı şekilde buradaki verilerimi de seçip buradan düzenleyip ürünlerimi de aşağıya doğru çekip bakın dilimleyici ayarlarından da yüksekliği de bir tık küçültürsek gördüğünüz gibi buradan seçilebilir şekilde geldi. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesine geliyoruz. Rapor bağlantılarına. Bakın rapor bağlantılarına tıklıyorum. Dilimleyiciye tıkladıktan sonra. Çünkü ben buradan seçimi yaptığım zaman bütün pivot tablonun chartlarının birbiriyle iletişim halinde olması gerekiyor. O yüzden bu adım oldukça önemli dashboard yapabilmek için. Sonra buradan tamam diyorum ve ilgili bağlantıyı ayarlıyorum. Bakın aynı işlemi alttaki dilimleyici içinde yapıyorum. Tıklıyorum. Rapor bağlantıları dedikten sonra gördüğünüz gibi buradaki raporlarla bağlantıları, ilgili bağlantıları kuruyorum ve tamama basıyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü ben burada değişiklik yaptığımda her biriyle ilgili işlem olsun istiyorum. Bakın ilgili değişiklikleri yaptığımda gördüğünüz gibi hangi kargonun hangi toplu kargonun görmek istediğim alanlarında, hangi ürünlerde neler yaşıyorum, hangi sorunları burada yaşıyorum ve ne kadar ürün toplam sipariş miktarım ne, il bazlı toplam sipariş miktarım ne, illerdeki siparişlerim ne, aynı zamanda kargo ve ürün bazlı bakiye miktarlarım neler, bunlar kargo bazlı bakiye miktarlarım, yani hangi kargo gelip almamış, hangi üründen elimde bakiye kalmış ve aynı zamanda tedarikçi bazlı analizlerim hangi kargo firması benden ne kadar sürede ortalama ürünlerimi alıyor ve hangi kargo firmasında ne kadar sevk edildi, ne kadar kargo bekliyor ürünüm var, hepsini bu tek bir dashboard sayfasından detaylıca görebilirim arkadaşlar. Sizler de bu uygulamayı kendi verilerinizle yaparak kendi verilerinize değer katabilir ve verilerinizi daha kolay analiz edecek bir analiz dashboard'u hazırlayabilirsiniz.